ekonomik faaliyet ekolojiyi ve ekoloji de ekonomik faaliyetleri etkiler. Kızılca Gün TV yayın koordinatörü Murat Özbülbül'ün hazırlayıp sunduğu Eko Yaşam başlıyor. Evet, Kızılca Gün TV'nin sevgili izleyicileri, bir Eko Yaşam programında daha Anadolu'nun, Ankara'nın kadın girişimcileri, kadın kooperatifleri, üretim güçleriyle birlikteyiz. Nerede miyiz? Burası Nallıhan. Osmanlı'nın en ünlü vezirlerinden Çandarlı'nın doğup büyüdüğü vilayet, Fatih dönemi. Burası çok eski bir ticaret ve geçiş güzergahı. Osmanlı'da çok önemli bir yer. Burada Han İpek Kooperatifi'nin konuğuyuz. Evet. Nurhan Hanım'ın konuğuyuz. Efendim. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Neler yapıyorsunuz? Kaç kişisiniz? Nasıl başladınız? Vallahi 2014 yılında Haziran ayının 15'inde 19 üyeyle kurulduk. Epey eski bir kooperatif. Evet, evet. 7-6 yıllık kooperatif. Evet, 6 yıllık kooperatif. İlk önce inoyalarını İstanbul'a gidip çantalarla pazar aradık. Elimizde çantaları, poşetleri taşıyarak İstanbul'da kapalı çarşılarda pazar aradık. Sonra işte şeylerimizi, bayanlarımızı kooperatifteki olan inoyası yapan bayanlarımız devamlı bize iş yaptılar, getirdiler. Sonra 250 tane de inoyası yapan bayanımız var. Onlar da kooperatif üyesi mi onlar yoksa? Onlar da yani kooperatif üyesi değil. 19 tane kooperatif üyemiz var. Onlara iş veriyorsunuz. 250 tane de bize inoyası iş yapan bayanımız var. Onlara da iş veriyoruz. Yani muhteşem, muhteşem. Evet. Hangi aşamadan başlıyoruz burada? Neler yapılıyor? Biz burada hangi aşamadan başladık? İlk önce bu yüzüklerden, küpelerden, kolyelerden, ondan sonra fular, takı, inoyaları, dokumayla inoyasını birleştirdik. Evet, size konuştuğumuz zaman bize dokuma tezgahınızı ve iğne oyalarınızı göstereceğinizi söz vermiştiniz. Tabii ki, tabii ki. Burada herhalde bu önce ip elde edilmesi. Evet, evet. İlk önce koza, ipeği, koza, evet. Koza çözülecek. Evet. Oradan ipek elde edeceğiz. Sonra ipek elde edeceğiz. Sonra iğne oyalarımızı, kolyelerimizi, broşlarımızı, kumaşlarımızı. Evet. Evet. Bu Nallıhan'da İpekçiliğin kökeniyle ilgili birkaç şey söylemek ister misiniz? Vallahi Nallıhan'da ipek kökeni, ben mesela kendim bile bu koza ipekçiliğine kendim baktım yani. O dut yapraklarından onları besledim. Nallıhan'da koza ipekçiliği, Nallıhan'ın incisi zaten ipek yolundan gelmiş. Nallıhan çünkü inoyasıyla, ipekçiliğiyle çok meşhur. Yani dünyada Nallıhan dedin miydi, ilk önce İnoyası akla gelir. Evet. Sağ olsun belediye başkanım da çok destek oldu. Yani Nallıhan'ın bütün İnoyalarına, ipekçiliğine, hani sağ olsun bize pazar bulmada. Burada kimlerden destek gördünüz? Girerken kapıda vardı Ankara Kalkınma Ajansı, belediye. Belediye, valla belediyemiz sağ olsun çok güzel destekliyor. Ama Ankara Kalkınma Ajansı da mesela işte bu şeylerde, proje falan, kooperatiflere çok destek vermeye kalktılardı. Bu pandemi nedeniyle daha hiçbir projemiz onaylanmadı. Ya pandemi koşulları maalesef. Evet, evet. Türkiye çapında bizleri birazcık etkiledi. Evet. Yapın. Konağa girelim mi yavaş yavaş? Girelim tabii ki. Bir bakalım ipek nasıl eğriliyor, nasıl çözülüyor. Tamam. Oradan da diğer mekanları gezeriz. Buyurun. Evet. Sevgili seyircilerimiz, gene geleneksel metotlarla ipek kozası bu. Küçücük bir şey. İçinde kilometrelerce ipek var. Şimdi bu ipeklerin nasıl ipe dönüştürüldüğünü göreceğiz. Sonra da o iplerin nasıl kumaşa, nasıl iğne oyasına dönüştürdüğünü göreceğiz. Evet efendim, evet. Ne yapıyorsunuz?
Biz koza çekiyoruz. Bu kozalardan bir tanesinden 1500 metre ip çıkıyor. Bir tane kozadan. Bunlar ipek böceği kozası. Tabii ipek önce böceği kozası. Önce bunlar besleniyor. Evet. İlk önce besleniyor. Mesela böcek halinde paket alıyoruz. Paketleri açıp dut yaprakları ile besliyoruz. Dut yaprakları ile 40 günün içinde kendini böcek hapsediyor. Biz, ve böyle koza haline geliyor. Taner abiyle, sevgili Taner Topçu ile burada yaptığımız birkaç çekim oldu. Bu bölgede yaptığımız birkaç çekim oldu. Her yerde dut ağacına rastladık. Evet. Her yerde dut ağacı. Nallıhan'da ipek böcekliği çok. Böyle tek tek mi yapıyorsunuz? 15-20 tane falan var yani. Ancak bu kadar incelikte bir ip oluyor. Bakın tutun. Bu 15-20 taneden birleşmesinden çıkan? Evet. Bu kadar incelikte. Daha çok kalın. İnce ve çok sağlam. Evet. Ve daha son kalın. Derece kaygan. Evet. Daha kalın olmasını istersen daha çok kozayı alıyorsunuz. Bu şekilde de ince filarlarda filar dokunuyor, şal dokunuyor, ipek şal, ipek filar, iğne oyası. Ya bu çok büyük bir emek işi ya. Evet, çok emek işi. Bu bizim Nallıhan'da ipek böcekliği çok önde. Senelerdir çok yapın. Herkesin dut tarlaları olurdu. Bu kozalardan da ipek böceklerin de soğan kabuklarıyla çayla hala ince biraz ilave ediyorum. Ondan sonra ceviz yaprağıyla. İnce ama çok sağlam. Koyuyoruz tabii sağlam. Ki ince ama çok sağlam. Ve organik yani bunlar hani sağlık açısından yani eskilerin kullandıkları malzemeler hep sağlık yani. Sevgili yani seyircilerim, şimdi siz göremiyorsunuz, ben oradan görüyorum. Kozalardan böyle ince ince iplerin nasıl gelip bir arada buluştuğunu ve tek bir ip haline geldiğini. Bunu böyle açıyorsunuz. Evet. Sonra ceviz yaprağıyla, soğan kabuğuyla onları boyuyoruz. Boyadıktan sonra iğne oyası yapıyoruz. Şimdi bu böyle açtığınızda dolaşmıyor. Ha dolaşmıyor. Arasına fasulye ekiyoruz ama şimdi. Ucunu bıraktım. Evet. Bundan sonra da kelefiye sarılıyor. Ya yani çile haline. Çile haline. Kelefiye sarılıyor. Sonra boyanıyor. Biraz acele ettiğimiz için şey olmadı. İyicene kaynamadı ya uçları. Biraz daha. Ve birbirine tutuyor böyle. Tabii ki. Birbirlerini tutuyor. Şey çekerken de sanki şey yapıyoruz, birleştiriyoruz. Ayrı olmasın diye. Evet. Uçlarını bulabilmek için şöyle çekerken manisi de vardır. Nallıhan dedikleri pirinçtir yedikleri. Hiç aklıma gelmiyor legacım dedikleri. Harika. Yani her şey bir sanat haline gelmiş. Evet. Ben girişte Adalet Ağa olan hanımefendinin de tabelasını gördüm. Nallıhan doğumlu. Evet. Nallıhan doğumlu. Nallıhanlı yazarımız Adalet Ağaoğlu. Türkiye'nin en tanınmış yazarı. En tanınmış yazarı. Evet. Ondan sonra bizim Ankara Kulübü Derneği'nin başkanı, Metin Başkan'ın da verdiği bir Evet. Şey var. Işte evet. Hediye var. Gördüm. Evet. Evet. Kolay gelsin. Teşekkür ederiz. Çok teşekkür ederiz. Şimdi yıllara kadar gelip bizleri tanıttığınız için yani bunu herkesin görmesi lazım. Yani gerekiyor. İpek ne kadar zor üretiliyor. Yani zor beslenmesinden açılmasına aşama aşama. Şimdi buradan da gideceğiz. Bu nasıl kumaş oluyor? Evet. Nasıl iğne oyası oluyor? Hepsi elemeyi göz nuru. Vallahi onları sergilerini göreceğiz. Evet. Sevgili seyircim, gelin görün. Yani şu pandemi bitsin. Burası hakikaten gezmek için, görmek için çok ilginç bir yer. Çok otantik bir yer. Yani ben çok etkilendim. Eminim sizler de etkileneceksiniz.
Sevgili seyircilerimiz, şimdi bu gördüğünüz bir dokuma tezgahı. Dedelerimizin, onların dedelerinin, onların dedelerinin kullandığı yöntemle hiçbir elektronik veya mekanik aksam kullanmadan insan gücüyle, geleneksel yöntemle çeşitli kumaşlar dokunuyor. Burada evet. İpekli, evet. Pamuklu kooperatifiniz dahilinde. Evet. Anlatır mısınız? Neler yapıyorsunuz mesela? Bu çok güzel bir şey. Ya kooperatifimizde ipek dokumamız, ipek dokuma fularlarımız, şallarımız, ondan sonra bunlar da beydili örtüsü diye geçiyor. Evet. Şimdi bu sizin bu tezgahlara dokuduğunuz ama annenizden, anneannenizden, onun anneannesinden belki ne kadar eskiye gittiğini bilmediğimiz bir yerel dokuma. Ne anlatıyor bu? Nerede kullanılıyor? Bunlar genelde biz düğünlerde, eskiden devamlı kullanılıyorlardı ama sonra gitgide düğünlerde, gelin almalarda dünürüş deriz. Onlar takarlar, 10-15 kişi. Ondan sonra gelin almaya gidilir, davul önde. Ama gide gide kayboluyor, biz de canlandırmaya çalışıyoruz inşallah. Bunun patentini aldığınızı söylemiştiniz. Evet, belediyemiz patenti almıştı. Yani Nalhan'a özgü. Bu tezgahlarda başka neler dokuyorsunuz? Şimdi eskiler kullandıkları her şeyi yapmışlar. Şu gördüğünüz peşkir mesela. Peşkir yapmışlar yani hani bu şekilde. Kullandığı iplik kızgıvra deriz burada. Bürümcük bir iptir böyle. Pamuk? Pamuk. O şu arıları attıkları da eğirme ipek deriz. Kozaları önce kaynatıp yumuşatıyorlar, ondan sonra da eğiriyorlar. Ve kök boyayla boyuyorlar. Bu ceviz kabuğuyla boyanmış bir renktir. Aralarındaki bu gördüğünüz yeşil ipler ipek ve kök boyayla boyanmış. Eskiler hani bunu peşkir olarak kullanırlarmıştı. Yine bu ipek. Bu ipek mi? İpek, evet. Şunlar pamuklu, çizgili, biz şimdi günümüzde çizgili diyoruz ama eskiler annelerimiz yolaklı derlermişti. Yine bunların da isimleri var. Ekose dediğimiz o zamanlarda çatkılı, yani iplerin birbirleriyle kesişmesi ya da çatması, daha çok renk varsa onları da alaca derlermişti. Öyle isim koymuşlar bezlere de. Yani ne güzel. Çatkılı mesela. Yani, Türkçe olarak ne kadar güzel bir isim. Evet. İplerin birbiriyle hani çatması gibi bir bu şey. Nedir? Bu da kızgıvra dediğimiz yine bürümcük bir iptir. Bunu da iç kıyafetlerinde kullanmışlar. Yumuşak bir bezdir. Yine örtmelerde kullanmışlar. Örtme dediğimiz. Onlar da kullanmışlar. İşte çarşafları sonra yani hani ne gerekiyorsa yapmışlar yani. Kendileri üretip kendileri de kullanmışlar yani o zamanlar. Bu şekilde dokumalarımız var. Bunlar yeni tasarım. Yeni pamuklu. Sadece geçmişe bağlı kalmıyorsunuz. Yani, yeni tasarımlarla evet, moderniz. Ama bu pamuklu eski, değil mi? Pamuklu evet. Nasıl yumuşacık? Yine nakışlar atılmış araları. Tabii eskiye de bağlı kalıyoruz yine eskiden yani, de. Onlardan eskiden motiv... gelen, gelenekten he. Gelen ama modernize edilmiş evet. Tasarımlar. Evet. Motifleri alıyoruz mesela yine. Evet. El emeği, göz nuru. Evet. Mekanizasyon yok. Evet. Elektronik yok. Evet. Bin yıl evvel nasıl üretiliyorsa aynen. Aynı doğaçlama. Buraya gelip bu tezgahları, burada işlenen bütün kumaşları, örtüleri görebilirsiniz, satın alabilirsiniz kooperatifin mağazasından. Vallahi gelin görün diyorum. Evet sevgili seyircilerimiz, şimdi Han İpek Kooperatifi'nin iğne oyası. Tam böyle göz nuru, el oyası satış dükkanındayız. Burada bizim ninelerimizden, annelerimizden, büyüklerimizden gördüğümüz ipeğin belki de en naif hali. Üstelik bunların her birinin bir anlamı var, her birinin bir simgesi var. Eskiden özellikle eski kadınlar oyalar üzerinden de toplumsal konumlarını, mesajlarını, duygularını yansıtırlarmış. Gerçekten de
inanılmaz bir emek. Evet. Yani harika şeyler var. Bize biraz bu iğne oyasını anlatır mısınız? Evet, tabii ki anlatırım. İğne oyası eskilerden anneannelerimiz, babaannelerimiz gelinlerine, bohçalarına biber oyayı koymazlarmıştı. Biber oya yani acı olur diye. Üzüm oyası koyarlarmıştı. Üzüm oyası mutluluk getirirmişti. Her birinin bir simgesi var. Her birinin bir simgesi var. Bu mesela üzüm oyası. Bu biber oyası. Bunu yakından bu, da tabii şöyle gösterelim. Evet, üzerinde zaten biberler var. Evet, evet. Simgesi bu acı getirir diye. Evet, acı. Keyif sandığına koymuyorlar. Koymuyorlar ama üzüm oyasını koyuyorlar. Bolluk, mesela, bereket. Bolluk, bereket olsun diye. Bir de kayınvalideler gelinlerle çok konuşmaz. Gelinler kayınvalidelere hizmet ederlermişti. Gelin kayınvalidesine küstüğü zaman bu biber oyasını takarmıştı. Ben seninle konuşmuyorum. Konuşmuyorum. Ben senden konuşmuyorum. Konuşmuyorlar ya, ama kayınvalidesinden çok iyiyse, mutluysa üzüm oyasını takarmıştı. Ben seni çok seviyorum, mutluyum diye. Yani şey gibi. Evet. Bir çeşit böyle kripto mesaj gibi. Evet. Kayınvalide gelin almıyor. Evet, evet. Başka neler var böyle? Başka oya çeşitleri. Oya çeşitleri. Bu da yine eskinin kök oyalarından sade güzel. Orada çiçek motifi görüyorum. Evet, evet. Sade güzel oyamız. Bu da gelin kızlarımızın, her gelin kızımızın kına gecesi bohçalarına konan, hani böyle şeye giderken evet, başına atılıyor. O da uyku çiçeği. Bunun hikayesi nedir? Bunun hikayesi de her gelin kızın muhakkak kına gecesi, hani başına kına yakarken atılıyor. Hı hı. Şimdi bunları birlikte çalıştığınız hanımlara dağıtıyorsunuz. Evet, evet. İpini de veriyorsunuz. Tabii ki, tabii ki. Onlar işliyorlar. Ha, onlar işliyorlar, bize getiriyorlar. Getirilen, biz onların işlerini alıyoruz. Mesela siparişimiz geliyor, o siparişleri dağıtıyoruz. Onlar bize mesela süresine kadar bir ay. Bir ayda mesela 500 tane broş yaptırabiliyoruz. Ha, 250. Şey. O tabii, zaman tabii. Bu evde çalışan tabii ciddi bir gelir sağlamış oluyoruz. Evet, evet, gelir sağlamış oluyoruz. Yani Nallıhan'da iğne oyasıyla geçinen bayanımız çok. Ya ne güzel, ne güzel. Ama yani, bir de şimdi şey de çok, kurslarımıza giden bayanlar da çok. Çok kurslar açılıyor. İğne oyası kurslarımız var. Orada yapan, iğne oyası yapan bayanlarımız da orada yapıyor işlerini. Bize getirip satıyorlar. Yani biz de onların karşılığını, emeğini veriyoruz. Hem tarihi bir evet, evet, şey, sanat. Evet. Hem de el emeği, göz nuru. Evet. Hem de ciddi bir geçim kapısı. Kaç kadınımız var Nallıhan'da? Yani Nallıhan'da hemen hemen sırf bizim kooperatifi yapan 250 tane falan bayanımız var. Bu ciddi rakam. Evet. Yani mesela biz şimdi 500 tane sipariş aldığımız an bir ayda onu verebiliyoruz. Evet. Ciddi rakam. Evet. Şimdi dokumaları gördük. Başka neler? Başka bu da bizim yine şeylerin, kayınvalidelerin gelinlerine kına gecesi için koyduğu dolamalı gül deniliyor. Bu her gelinin muhakkak olur. Bindallının üstüne kına gecesi giydiğinde şöyle de takılabiliyor. Böyle de şu. Şöyle de böyle de takılabiliyor. Dolamalı gül kolye diye. Bu çok zahmet isteyen bir evet, şeye benziyor. Bayağı bir el oyalayacak. Evet, evet. Çok şey, zahmetli. Buyurun bakabilirsiniz. Hakikaten dehşet bir şey. Evet. Ne kadar zamanda işlenebilir? Ya bunu ne kadar zamanda? Böyle hani eli çabuk bir hanım. Eli çabuk hanım olursa bir 10 günde işler. 10 gün. Evet. Muhteşem. Evet. 10 günde işler. Bu da bizim fındık yeni tasarım kolyemiz. Bak, fındık. Evet. Yeni tasarım kolyemiz bu da. Hı hı. Şu da, bu kolyemiz de kuş cenneti. Kuşlarla festivalin birleştiği kolye. Evet, evet. Buradaki kuş cennetinde. Ha, kuş cennetinin kolyesi. Muhteşem bir yeşillik, evet, doğa harikası ve muhakkak görülmesi gereken, evet, bir kuşlarla festivalin birleştiği bir kolyemiz. Evet.
Şöyle görüyorum, çok fazla çeşit var. Evet, evet. Yani kolye olarak, broş olarak. Kolye olarak, broş olarak, yemeni olarak. Şu yemenimiz de sepetoya. Hani eskiden gelinlerin hani kına geceleri sepetoyalarına koyduklarında bu sepetoyayı yapılır, sepetin üstüne takılırmış. Ya ne kadar ince düşünmüş. Ay evet. Ayrıntı her için. Şey in oyası. Ya bizim kültürümüz zaten öyledir. Yani evet. Binlerce yıldan gelen çok derin bir kültür. Bu nesilden nesile, nesilden nesile aktarılarak evet. Böyle harika şeyler çıkıyor ortaya. Vallahi biz bakmaya doyamıyoruz. Evet. Evet sevgili seyircilerimiz, burada muhteşem şeyler var. Biz size bir ipucu vermiş olalım. Küçücük bir ipucu. Burası Ankara'ya çok yakın. Bir hafta sonu, hele hele şu pandemi koşullarıyla geçtiği zaman lütfen buraya gelin. Burada çok beğeneceğiniz el emeği, göz nuru ürünler var. Hem bunları alırsınız, hem etrafta çok güzel yeme içme yerleri var. Oralarda gününüzü keyifle geçirirsiniz. Hem doğal lezzetlerle tanışmış olursunuz, yerel lezzetlerle evet. Tanışmış olursunuz. Ayrıca etrafta harika doğal güzellikler var. Böyle rengarenk kayalar var, kuş cennetleri, cenneti var, orada gözlem istasyonu var. Bence Nallıhan gelmek, gezmek için, hani bizde derler Ankara'da evet. Gezecek yer yok. Biz gezmediğimiz için bilmiyoruz. Nallıhan gelip görmek, vakit geçirmek, eğlenmek için ve bir kültürü yaşamak için evet. Muhteşem bir yer. Efendim bizi ağırladığınız için çok teşekkür ederiz. Bir sonraki programda görüşmek üzere. Ne demek? Biz teşekkür ederiz. Çok sağ olun. Gel. Ben sık sık geleceğim. Hanımı da alıp geleceğim. İnşallah bekleriz. İpek ve Oya işlerine bayılır. Evet evet inşallah. Ben ne kadar büyük emek olduğunu göstereceğim. İnşallah tekrar teşekkür bekleriz. Ediyorum efendim. Ben teşekkür ederim. Çok sağ olun. Hanipek Kooperatifine katıldığınız için. Sağ güzel, olun. Ne güzel.